Emre Ertüz'ün, kardeşim de Erdem Ertüz'ün. Biz Oktar Babuna'nın yeğenleriyiz. Anneannem Semin Babuna bir takım gerçek dışı iddialarda bulunuyor. Ve Bilim Araştırma Vakfı camiasına bir takım iftiralar da bulunuyor. Biz bu iddialara şiddetle karşıyız. Kendi sapkın hayatına, ahlak dışı yaşam tarzına bizi de uydurmaya çalışıyor. Ve bunun için hukuk dışı yöntemlere başvuruyor. Bizi tehdit ediyor. Mafya mensuplarıyla işbirliği içinde bize zarar vermeye çalışıyor. Dayımın kapısına bir kiralık katil tarzı bir adam yolladı. Bir caddedeki bir serseri yolladı. Tanınmış bir Kız Kerem lakabında bir sabıkalıyı yolladı kapımıza. Ve bu şekilde baskı yöntemleriyle bizi yıldırarak kendi ahlak dışı yaşantısını bize de yaşatmaya çalışıyor. Ben 22 yaşındayım. Üniversite öğrencisi bir gencim. Kardeşim de öyle. Kendisi 19 yaşında. O da Bilgi Üniversitesi'ni kazanmış bir gençtir. Biz yani kendi hür irademizle karar veriyoruz. Ve hiçbir şekilde baskı altında değiliz. Tamamen anneannemin sözleri tamamen yalan ve iftiradan oluşuyor. Ve bir takım çevreler kendi aralarında birleşip çete tarzı bir oluşum kurarak menfaat sağlıyorlar. Sapkın bir tarikat gibi hareket ediyorlar. Biz bunlara karşıyız ve bu düşüncelerimizi de burada dile getirmek için bugün bu mahkemeye geldik. Bugün buraya gelmelerinin sebebi de bizim onların yaşantılarına uymamamız. Biz Müslümanız ve bir Müslüman gibi hayatımızı yaşıyoruz. Onlar kendi sapkın hayatlarına bizi çekmeye çalışıyorlar. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir hayat tarzını. Yani gerçekten bildiğiniz gibi değil. Siz aynı evde yaşasanız görürsünüz. İnanılmaz olaylar var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hayatımızı kendi irademizle, özgür irademizle Müslüman gibi yaşamak istiyoruz. Onlar da bunu kabullenemeyip olayı başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Ve başka kişilerin laflarına kanıp artık buraya kadar geliyorlar. Olaylardan birazını alabilir miyiz? Ne gibi olaylar mesela? Mesela bu sapkın kıyafet balozu tarzı olaylar. Oktar dayımın web sitesinde de fotoğraflarını görmüşsünüzdür zaten. Yani bu şekilde mesela içki partileri. Kıyafet balosuydu dendi. Evet doğrudur. Kıyafet balosu ama evet. Yani normal bir şekilde kıyafet balosu değil yani. Mesela orada görmüşsünüzdür kadın kılığına girmiş erkekler dedemin yanaklarından öpüyorlar. Şimdi bu benim için de çok utanç verici bir olay. Bunlar yani her Türk Müslüman Türk genci bundan utanır yani. Bunlar bir de fotoğrafları yansıyanlar tabii. Kendi evlerinde bunların daha ileri boyutta olanları da var yani. Şimdi burada tabii kameralara anlatamayacak şeyler anlamışsınızdır. Bu şekilde sapkın hayatları var. Ya ben istemiyorum bu şekilde yaşamayı. Yani ben yani 22 yaşındayım. Yani istediğim şekilde yaşayamaz mıyım yani? Bu ülke değil mi? Laik bir ülkedeyiz. Yani özgür bir ülkedeyiz. O zaman ben de istediğim şekilde yaşayabilirim. Ben namaz kılıyorum mesela. Benim namazıma karışıyorlar. Kur'an okuyorum. Bana Kur'an okuma diyor mesela. Sürekli evde beni taciz ediyordu. Bir süre ben anneannemlerle birlikte kaldım. Yani bu şekilde sürekli taciz edildim. Şimdi ben bunu yapmak zorunda mıyım yani? Bunların yanında yaşamak zorunda mıyım? Evet.